Osman Gazi ilçesi Tahta Kale mahallesi İnebölçikmazı sokakta ikamet etmekte olan bir vatandaşım ve vatandaş olarak bir konuda şikayetimizi iletmek istiyorum. Umarım yetkililer de sesimizi duyarlar. Osman Gazi Belediyesine de mahalle sakinleri olarak dilekçeler verdik ne yazık ki bu da bir çözüm olmadı. Belediyeden ne bir geri dönüş ne de herhangi bir düzelme olmadı. Bulunduğumuz sokakta özel bir otopark mevcut. Ancak bu iş yeri sahipleri kapımızın önünden geçen belediyenin yol olarak tahsis ettiği, kamunun kullandığı alanı dahi otopark olarak kullanarak yolu işgal eder hale geldiler. Öyle ki bizler kapımızın önündeki araçlardan eve girip çıkarken bile zorlanıyor hale geldik. Çocuklarımıza oyun oynayacak ne alan, ne de bebek arabasının geçeceği bir yol kalmıyor. Bu konuda mahalle sakinleri olarak defalarca kendilerini uyarmamıza, ricamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde dikkate alınmıyoruz talebimiz, bu otoparkın kendi sınırları içerisinde kalması, kamuya ait alana çıkmamaları. Aslında bu kadar basit bir ricamız bile görmezden geliniyor. Osman Gazi Belediyesi'nin bu durumu gözden geçirip, sorunu çözmelerini umut ediyoruz. Semt sakin okur. Gonca Park, sakinleri eski günlerini arıyor. Günay Bey, Nilüfer ilçesi 5 evlerdeki gonca Park ile ilgili 29 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan yazımdan sonra 1 Ağustos 2022 tarihinde Nilüfer Belediyesi'nin açıklamasını okuduk. Parkın son durumu ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Vatandaş olarak sesimiz olursanız memnun olurum. Son durum itibarıyla parktaki çalışmalar tam bitmek üzereyken bir yavaşlama gözlemlemekteyim. Ama şunları da ifade etmek istiyorum tadilattan önce, her akşam çoluk çocuk mahalleli bu parka geliyor, çocuklar bisikletlerine biniyor, paten kayıyor, scooter sürüyor, zemini kauçuk içerikli malzeme ile kaplı olduğu için rahatça, korkusuzca koşup oynayabiliyorlardı. Yetişkinler ise rahatlıkla güven içinde parkta sohbetlerini yapabiliyorlardı. Nasıl bir tadilat oldu ise, artık kimse rahatlıkla bu parka gelmiyor parkın oyuncaklarının olduğu alana dökülen kum sayesinde, hayvanlar rahatlıkla dışkılarını yapabiliyor ama çocuklar bu rahatlıkla oynayamıyor. Çünkü üstleri başları kum ve toz oluyor. Kep canlı park artık sessiz, kedi köpeklerin rahatça takıldığı, gecenin ilerleyen saatlerinde de birilerinin rahatça alkol alabildiği bir ortama bürünmüş durumda. Kısacası, yapılan tadilatla parkın nezi ortamı kayboldu maalesef. Nadi Kurtuluş